Peki yani İhsan Hocam, sağlıklı bir gebelik süreci geçirdik. Düşüğümüz de olmadı. Peki doğuma sizlere geldik. Nasıl bir yol haritası bizlere önerirsiniz? Gebeliklerinin düzgün bir şekilde takip edilmesini sağlasınlar. Türkiye'de hem devlet hastanelerinde hem özel hastanelerinde meslektaşlarım çok sağlıklı, çok güzel hizmetler veriyorlar. Türkiye'de tıp gerçekten Avrupa düzeyinin üzerinde bir tıbbi eğitim ve tıbbi hizmet söz konusu. Bu sebeple mutlaka bir kadın doğumcuya gitsinler. Gebelik sırasında ortaya çıkabilecek problemler önceden fark edilsin. Doğumda zorluk çıkartacak problemler önceden fark edilsin ve sağlıklı bir doğum yapmalarına imkan ortaya çıksın. Hastalar bize geldiğinde, yani doğum için geldiklerinde zaten takip ettiğimiz hastalarda bir karar vermiş oluyoruz. Ne zaman doğuracaklarını, ne zaman doğurmalarını beklediğimizi, doğumun nasıl olacağını kararlaştırmış oluyoruz. Önce şunu bilmesini istiyorum. Doğum normal bir olaydır. Ve normal olması gerekir. Evet. Yani son ana kadar normal doğum beklemek gerekir. Ancak yaklaşık %20 civarında hastada doğumun normal ilerlemesini engelleyen bazı sebepler ortaya çıkar. Anneye bağlı veya bebeğe bağlı sebepler ortaya çıkabilir. Bunlar da sezeryanlara sebep olur. Ama %80 doğumun normal şekilde sonuçlanmasını beklemek zorundayız. Normal doğum denilen süreç aslında gebeliğin başlamasıyla başlıyor. Yani eğer hasta düzgün bir şekilde kontrollerine getirirse, bu kontroller sırasında kendisine önerilen şeyler yerine getirmişse, yürüyüşler ve basit sporlar yapmışsa, aslında normal doğum o zamandan başlamış demektir. Doğum kendisi mekanik bir olaydır. Yani doğum kanalının açılması ve çocuğun bu kanaldan geçmesiyle alakalı bir olaydır. Doğum kanalının açılabilmesi için de doğum kanalının esneyebilmesi gerekir. Eskiden, yani bundan 20-30-40 yıl önce annelerimiz veya anneannelerimiz, babaannelerimiz doğum yaparken tarlada zaten bir sürü iş yapıp, köylerinde zaten bir sürü iş yapıp, bütün bir gebelik boyunca çocuğu aşağıya indirerek doğum geldiğinde de çok kolay bir şekilde doğum yapıyorlardı. Oysa şimdi çağımızda ya çalışma şartları ya da doğuracakları birkaç çocuğun çok fazla kıymetli olduğunu düşündüğü için hastalarımız doğum sırasında mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir duruş. Kesinlikle, çünkü doğum anına geldiklerinde doğum kanalı yeterince esnememiş oluyor. Ve bu da normal doğuma engel oluyor. Uzayan doğumlar, uzayan ağrılar doktoru veya sağlık ekibine ve hastayı, hasta yakınlarını sezeryana yönlendiriyor. Evet. Bu sebeple gebelere önerim şu, mümkün olduğu kadar hareket etmeye çalışsınlar. Özellikle gebeliğin ikinci yarısında, yani 5. aydan sonra mümkün olduğu kadar hareket ederek çocuğu doğum kanalına doğru indirmeye çalışsınlar. Doğumları kolaylaşsın. Eğer sabırlı davranılırsa pek çok doğumun, sezeryana sonuçlanan pek çok doğumun normal doğumla sonuçlanacağını biliyorum. Bunu daha önce defalarca ve defalarca, belki binlerce defa yaptım. Ve pek çok doktor arkadaşım da bu konuda benimle aynı fikirde. Öncelikle normal doğum öneriyoruz. Zaten bunu söylemek bile doğru değil. Öneriyoruz sözü bile doğru değil. Doğum normal bir olaydır. Bazı durumlarda sezeryen gerekebilir. Anne hayatını veya bebek hayatını kurtarmak için. Bu durumlarda zaten doktorunuz bilecektir. Bu önerildiğinde lütfen bu konuyu tartışmayın doktorunuzla. Doktorların en büyük problemlerinden biri, acil veya mutlak sezeryen gerektiği durumlarda hastalara veya hasta yakınlarına bunu izah etme problemidir. Çok fazla sezeryen taraftarı olmayın, ama sezeryen önerildiğinde, kadın doğumcunuz tarafından sezeryen önerildiğinde doktorunuzla bu konuyu lütfen tartışmayın. Doğru bir karar veriyordur anne ve bebek için. Sağlıklı bir sonuç oluşması için elinden geleni yapıyor demektir. Peki doğumdan sonra kişi kendisine nasıl dikkat edecek hocam? Normal doğum ve sezeryen olan hastalarda aslında doğum sonrası süreç biraz farklı derler. Normal doğum yapan kadınlarda birinci saatten sonra hasta genellikle oldukça iyi toparlanmış demektir. Bebeğini emzirebilir, ayağa kalkıp yürüyebilir ve günlük aktivitelerine devam edebilir. Sezeryen hastalarında ise bu süreç yaklaşık 8 saatte 24 saati bulabilir. Bu süreçte mutlaka zaten bizler hastalarımıza antibiyotik uyguluyoruz veya ilaç, bazı ilaçlarla destek olmaya çalışıyoruz. Ancak yapılan en büyük hata şu, loğusa yatağı seriliyor evlere gittiklerinde. Yatmak bir tedavi yöntemi değildir. Yatarak istirahat etmek de bir tedavi yöntemi değildir.
hastalıklarda, özellikle karın içi ile ilgili hastalıklarda, özellikle sezeryan gibi bir ameliyattan sonra hareket etmek bir tedavi yöntemidir. Mümkün olduğu kadar hareket etmeye çalışsınlar, yürümeye çalışsınlar. Sıvı besinlerle beslenmeye çalışsınlar. Ben Malatyalıyım. Özellikle kayısı ve kayısı suyu öneriyorum. Bağırsaktan hareketlenmesi gerekiyor. Ve enerji gerekiyor. Süt içinde çok faydası var, içindeki potasyumdan dolayı. Birkaç gün sonra zaten normal yaşamlarına dönebilirler. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. 40. günde de bütün doğusalık etkileri vücutlarından kalkacaktır. Rahat olabilirler. Peki, gebelik olayı gerçekleştikten sonra ikinci çocuğadaki o süreç ne kadar olmalı hocam? Aslında klasik bir söz 2 yıl denir. Yani sezeryan olan hastalarda biz 2 yıl sonra hamile kalın deriz. Normal doğum için de aslında benzer bir tarihlerdir. Bunun sebepleri var. Vücudun toparlaması, yani doğum kadın vücudunu gerçekten çok yıpratır. Hem bazı maddelerin kullanımı açısından hem de organlar üzerindeki baskısı yüzünden vücudun tekrar toparlanması ve tekrar güçlü hale gelebilmesi için ikinci bir doğum için, hamilelik için değil, ikinci bir doğum için 2 yıl beklemekte fayda var. Evet, 2 yıldan sonra tekrar hamile kalabilirler. Aynen, tekrar hamile kalabilirler. Çok eğer daha sık hamile kalmışlarsa muhtemelen çok daha zor bir gebelik geçirecekler demektir. Eğer hasta sezeryanla, ilk doğumun sezeryanla sonuçlanmışsa, ikinci gebeliğinde sezeryan yarasında, sezeryan bölgesinde bazı sıkıntılarla karşılaşabilir. Daha sık takip etmek gerekebilir hastayı. Bu sebeple hastalarımıza en az 2 yıl çocuk sahibi olmamalarını tavsiye ediyoruz. Peki hocam, kişi ilk gebeliğinde sezeryan doğumu tercih etti. İkinci gebeliğinde tekrar sezeryan doğumu yapıyorsunuz yoksa normal doğumu da tercih ediliyor mu? Bu mutlak değil. Yani ilk doğumun sezeryan sebebiyle alakalı. Eğer ilk doğumdaki sezeryan kadının doğum kanalındaki bir problemden kaynaklanıyorsa o problem devam ediyor demektir. Bundan sonraki bütün doğumlarında da devam edecek demektir. Sezeryanla sonuçlanması gerekir ama örneğin ilk doğumda çocuk ters geldiği için sezeryan yapmışsa doktor, ikinci doğumda normal doğum denenebilir ve bu konuyu pek çok arkadaşım ve ben de daha önce sezeryan olmuş hastalar normal doğurtma yönüne gidiyoruz. Oldukça da başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama şunun özellikle bilinmesi lazım. Bu tip bir uygulama yapılacaksa tam teşekküllü bir hastanede, yoğun bakımlar olan, ameliyathanesi olan tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekiyor.